Herkese selamlar dostlar. 22 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Videoyu biraz hızlı geçeceğim. Ee, biraz rahatsızlığım var çok iyi değilim ondan hızlı aktaracağım hemen. Hemen ekranda gördüğünüz 20 Ağustos raporu benim raporum arkadaşlar bunlar verdiğim maçlar. Yusuf'ta önerdiğim mücadele zaten geldi. Kayseri maçına KG var. PSG maçı alır üst şeklinde sizden önermiştim. Geldi. Düsseldorf maçına bunlar benim 4 tane canlım, 3 canlım, bir tane de voleybol tahminim. Voleybol tahminim geldi. 128,5 üst. 3 canlı vermiştim. Düsseldorf'un 2 gol atarı, ikinci golü ve aynı şekilde Adana Demir maçına canlıdan ben maçını 0 olarak girdim. 1-1 skoru yakalayınca 1.85 gibi orandan aldım. değerlendirenleri tebrikler. Katıl grubumuzdaki arkadaşlar olsun. Youtube'daki arkadaşlarımız olsun. Değerlendiren herkese tebrikler arkadaşlar. Bir diğer ekranda gördüğünüz ise diğer editör arkadaşlarımızın grupta verdiği canlı tahminler. Dünün verdiği canlı tahminler. Yine 20 Ağustos bu. Bunu da değerlendirenler varsa tebrikler arkadaşlar. Bugün de şöyle göstereyim. Ekrandan göreceksiniz bu sefer. Şu an 4 tane 5 tane mücadelemiz oynanıyor. Hatta ikisi oynanıyor. 3 oynandı. 3 tanesinde başarı yakaladık. Aston Villa'nın atacağı 2 gol. Les United'ı KG varı. Manchester City ise ev sahibi 2.5 şeklinde değerlendirdik. Değerlendirenlere tebrikler. Diğer maçlarımız henüz başlamadı. Rize maçı 0-0 bitiyor. KG'si. Gilvicentrin'in de bir golü var. Bakalım gelir gelmez bakacağız. Katıl grubunda hatta şöyle göstereyim. Ben Karagümrük maçında bir gole girmiştim ilk yarıdan. Maç tempoluydu. 45'te iptal olan bu gol vardı. Gelmedi. Onun dışında Everton maçına ben 2-2 skoru görünce dedim ki maç sonu 0 biter dedim. Hatta dedim ki 5. gol olmaz dedim arkadaşlar. Onun da oranı 1. 45'ti Dakika 77'de girdik. Şurada bir açıklama yaptım zaten. Ben dedim skor verirken sizlere yabancı bir siteden yararlanıyorum ki o site hala önümde açık. Orada skor 2-2 idi. 2-2 skoru kalır diye düşünüyorum dedim. Değerlendirenler varsa tebrikler dedim. Ki Everton mücadelesiyle istim mücadelesi ben bir İngiltere kombini yapıp gruba atmıştım arkadaşlar. Katıl grubuna. Tartal Telegram grubuna. O geldi artık İngiltere'den. Onu değerlendirdik. O geldi diyerek maçlara geçeyim ben. Sizler de gelmek istiyorsanız katıl grubuna gelebilirsiniz. İlk maçımız Feyenoord mücadelesi. Feyenoord hafta içinde 5-0 gibi bir skorla galip geldi. 5-0 galip geldikten sonra Feyenoord takımı çok fazla ikinci turu geç, kasmayacaktır Esborg'a karşı deplasmana da gitse burada ligi önem verecektir diye düşünüyorum ben burada. Feyenoord'un handikapla en az 2 gol skor, en az 2 gol ataraktan da en az 2 fark atarak galip gelmesini bekliyorum. Handikapa girmek istemeyenler maç sonu bir 3 yaparaktan yaparak da ideal alabilirler. Ben oranımı elimden geldiğince burada yüksek tutmaya çalışıyorum. Ondan Feyenoord'un burada handikaplı galibiyetini bekliyorum. Değerlendirmek için arkadaşlarımız Feyenoord'un handikabını alabilirler. İkinci maçımız Southampton United mücadelesi. United arkadaşlar son maçında inanılmaz bir performans sergiledi. 5-1 gibi bir skorla kazandı. Southampton'ın da işler iyi değil. Danny gitti. Aston Villa ki bugün çok güzel bir gol attı. Maçı seyrettim. E yine burada United galibiyetinden ziyade United'ın atacağı 2 golü değerlendirmek benim için daha mantıklı geliyor artık. Taraf galibiyetinden ziyade ben artık <laughs> Pardon atacaklar 2 golü değerlendiriyorum. Deplasman 1.5 üstü oranı 1.50 gibi oranı var. United burada. Yine Bruno Fernandes olsun. Ee, kimde ya Pogba olsun. Bunlar zaten çok iyi iş çıkardı son maçta. İyi bir gidişat yapmak istiyorlar. Bu maçı da kazanırlar diye düşünüyorum açıkçası ama deplasman atacağı iki gole var. Southampton'la ilk maçında 9-0'lık bir son maçında bir şey var. Rövanş var. Southampton'ın etine iki buduna yapsın hesabı. United ateş olsa nereye yakacaklar derler yani insana. Burada United yine bence affetmeyecektir. Gözünün yaşına bakmayacaktır. Gollü bir mücadele geçebilir fakat United'ın ben iki golünü alacağım. Değerlendirmek isteyenlere değerlendirebilirler tottenham Wolverhampton mücadelesi. Tottenham son maçtaki gibi oynarsa eğer arkadaşlar yani duman eder. Affetmez yani. Ben burada Tottenham tarafındayım açıkçası. İsteyenler Tottenham'ın yenilmezliğini falan alabilirler. Ben oran yüksek. Oran yüksek biliyorum. Ama Wolverhampton'a yenebilecek güçte olduğunu düşünüyorum ben Tottenham takımının. Şöyle bir şey oynayacağım ben bu mücadeleye. Wolverhampton ilk maçta biraz istekli oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani önde basacaktır. Tottenham eğer yakaladığı toplarıyla Bergwijn olsun, Delali olsun, Hökminson olsun bunlar son maçta inanılmaz bir performans sergiledi. İlk golü burada Tottenham tarafının atmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler ilk golü Tottenham atar şeklinde değerlendirebilirler. Bandırma Menemen Spor mücadelesinden bahsedeyim. Bandırma Menemen maçında da arkadaşlar e, Bandırma son hafta Denizli'yi yendi. İyi transferler yapmış. Ben maçı izleme fırsatım oldu biraz. Levent'i almış mesela İstanbul Spor'dan. Geçen sezon İstanbul Spor'dan gerçekten kanatta çok fazla yük çekiyordu. İleride Kenny diye bir futbolcu almış aynı şekilde. Birkaç tane daha transferi var Kadroda. Hatta geçen sezonki Bandırma Spor'dan 3 tane duruyor sadece ilk 11'inde. İlk maçında öyleydi. Menemen Spor'da iyi bir başlangıç yaptı açıkçası. Erzurum'u yendi 2-0 skorla. Ben bu mücadele her iki ekibin birbirine gol atmasını bekliyorum. KG var alırsanız arkadaşlar 1.52 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. E, bu maçın da gelmesini bekliyorum açıkçası. Bandırma atar diye düşünüyorum kendi evinde. Menemen de özellikle sağ ve soldaki o siyahi topçularla içeri güzel kat ediyor ki zaten ileri topu o taşıyorlar. Hızlı girdikçe zaten bizim PTT olsun, Süper Lig olsun, Bugu hızlı giden oyuncular zaten her türlü golü yapıştırır geçiyor. Bu maçı da geçiyorum. Bayern Münih Köl mücadelesi. Bu maçta sürpriz bir tahmin yapacağım. İsteyenlere oran var mı bakayım. Oran açmamışlar. Ee, yüksek oranlı önerisi yapacağım. Toplam gol aralığı 4-5 gol arkadaşlar. 2-18 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler bunu da değerlendirebilirler. 4-1 gibi bir 3-1 gibi bir skorla Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Bir tane de goller nazar hesabı. Ee, burada dediğim gibi Bayern Münih köl maçında Nagelsmann gerçekten çok fazla istekli. Bu mücadeleyi ben 4-5 gol aralığında bekliyorum. Ee, bu arada videoda montaj falan da yapmayı düşünmüyorum. Direkt yapıştırır geçerim. İsim falan yazmakla uğraşmam. Sizlerden ricam güzel like seviyeleri atarsanız, like atarsanız benim için yeterli olacaktır. Hangi maçtaydık? Juventus mücadelesinde. Juventus mücadelesinde de ben Juventus'un iyi bir başlangıç yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Burada kazanabilirler. Ben Juventus maçını kombinemeye aldım. Ronaldo bir sevdamız var bizim. Ki Ronaldo'ya geçelim. Dival olsun. Chiesa olsun. Güzel kaliteli isimleri var. Allegri'ni gelmişti takımın başına. <laughs> Pardon. iyi bir başlangıç yapacak diye düşünüyorum ben Juventus takımının burada. Juventus'un atacağı iki gol benim kuponumun ilk maçı olacaktır arkadaşlar. Oranda 1.46. Juventus'un burada taraf galibiyetinden ziyade ben dediğim gibi artık gollere yöneliyorum. Juventus takımından iki tane gol bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Taraf bahsini neden gitmiyorum onu belirteyim. 2-0 oluyor. Oradan bir 2-1 oluyor. Dakika 70'te 2-1 oluyor. Maç 20 dakika stres. Onun stresiyle kimse uğraşamaz burada. Ondan dolayı direkt Juventus'un burada 6 ya 2 golü değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. O şanslar diyerekten de geçeyim. Bu maçı da. Fenerbahçe Antalyaspor mücadelesi. Bu maçı da ben kombinemi aldım. Neden kombinemi aldım? Fenerbahçe'de eksik çok fazla var. <laughs> Pardon. Eksik çok fazla var dediğim gibi. Valencia dönecek. O da ne kadar sakatlı dönüşünde form sergiler diye bilmiyorum. Rakip takım Ersin Yonal. Ersin Yonal nasıl futbol oynadığını hepiniz geçen sezondan biliyorsunuz. Bu maçta çok fazla gol çıkmaz diye düşünüyorum ben. 3.5 altın oranına baktığımız zaman burada 1.40 gibi güzel bir oranı var. Yani ben bu maçta 4 gol çıkacağını beklemiyorum. Fenerbahçe kazansa bile 1-0, 2-0 gibi skorla hatta taş çatlasın 2-1 skorla kazansın Fenerbahçe. Bu maçta çok fazla gol çıkacağını düşünmüyorum o yüzden arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler maç genelinde 4 gol olmaz. Yani 3.5 altın oranı 1.40 gibi güzel bir oran açmışlar bize. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada. Ben kombinemeli aldım. Juventus da kombinledim bu mücadeleyi. Değerlendirebilirler. 3.5 alt. Direkt 3.5 altı değerlendirebilirler. Yani yüksek oranı isteyenler ne yapabilir? 3.5 altında bir Fenerbahçe galibiyeti yaparsanız da 2.10 gibi bir oran alırsınız. O da kafanıza yatıyorsa değerlendirin. Fazla söze gerek yok. Ya, yarının en güvendiğim maçlarından bir tanesi de Nice mücadelesi. Her iki takımın hücumdan gerçekten işler yapıyor. Özellikle Marsilya takımının maçlarını seyrediyorum. O kanat oyununu <laughs> o kanat oyununu çok iyi oynuyor açıkçası. Cengiz olsun. low i̇şte Lou Fuentemi ismini tam hatırlamıyorum ama ha, Fuentemi, Fuertemi bir tane eleman var sol açıkta. Sadece Cengiz var. Payet de zaten bireysel anlamda elinden geldiğince fazla çabalıyor. Nice takımında çok zaten geçen hafta değerlendirmiştik biz Nice maçını hatırlayacaksınız golünü. Hatta katıl grubunda rolling de yaptık arkadaşlar o mücadeleye. Bu maçta KG var olur. KG var olmaması için hiçbir sebep yok. Oranda 1.63 gibi yüksek bir oran açmışlar. Her iki takımda oyununu oynarsa Nice özellikle kendi evine bastırırsa Marsilya arkada bulacağı boşlukları değerlendirebilir. Nice de kendi evine ben gol atar diye düşünüyorum. Son maçta 4-0'lık özellikle adamların teknik direktörü bir kere A kalite seviyede. O yüzden KG var tercihini burada yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz diyerekten geçeyim. Levante Real Madrid mücadelesi. Bu maçı da aldım ben arkadaşlar. Neden aldım? Real Madrid'e baktım son maçında güzel bir performans sergiledi. 4-1 gibi skorla kazandı. Levante ile oynayacak. Kadrosu güzel. Benzema Hazard. <laughs> Pardon. Bale oynuyor ileri hatta. Ondan dolayı burada bir Real Madrid'in galibiyetinden ziyade yine aynı şekilde Real Madrid'in atacağı 2 gol benim için değerli. Onun da göstereyim oranı. Onun da oranı arkadaşlar 1.47 gibi oranı var. Bu da hatta isteyenler kombine de alabilirler bu mücadeleyi. Güzel maç olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'in atacağı iki gol bence de değerlendirilir. Herkese bol şans diyerekten geçiyorum. Ekrana da kombine gelsin. O da onunla montajını yapayım sizlere. Kombinem gelsin ekrana. Kombinemde arkadaşlar gördüğünüz üzere Fenerbahçe maçıyla 3.5 alt dedim Fenerbahçe maçına. Çok fazla gol beklemediğimi söyledim. 1-0-2-0 maksimum 2-1 gibi skorla Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir. Ama burada 3.5 alta yöneldim ben. Çok gol beklemediğimi de belirttim ki eksikler de çok fazla. Juventus maçında da Juventus'un atacağı 2 gol. <laughs> Aynen nasıl avradın ya. Juventus'un atacağı 2 gol arkadaşlar değerlendirilir diye düşünüyorum. Onun da oranı deplasman 1.5 gol üst 1.45 oranı kim gol attı? Benfica maçı 0-0 bitti ilk yarısı. Değerlendirebilirsiniz. Kombinan bu şekilde. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Bol şanslar.